Naspor ekranından tekrar merhabalar. Serkan Korkmaz ve Evren Göz'le birlikte Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasının ardından sizlerle birlikteyiz. <laughs> Bordo Mavili takım ilk yarıda Baka Setas'ın attığı golle 1-0 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Okaka'nın son dakikalarda kırmızı kart gördüğünü hemen izleyicilerimize hatırlatalım. Evren. Hakan. Verilmeyen penaltılar. <laughs> Şansal abi yine topla. geldi stüdyolarımızda. Evet hocam. Evet ama Serkan abi de hoş geldin. Yayın öncesinde çok değerli bir isimle konuşma imkanımız vardı. Konuştuk. Evet. İbrahim Kırkayak. <laughs> evet. Buradan e, sevgiler, saygılar yolluyorum İbrahim Kırkayak'a. Evet Kırkaya'da. İbrahim abiye de selamlar. E, bugün gerçekten e, sabah saatlerinde. Müziği... Kaya Şirinoğlu da bizi izliyor mudur acaba? Kaya abi izliyordur ya. Dün bir takım elbise i̇zliyor giymiş. Olabilirim. Turuncu. Bak Hı. böyle bir şey yok. İnanamadım ya. Bugün? Dün. Ha, dün. dün ana habere çıktı Ceyla ile TRT Spor'da. Hı -hı. E, şahane bir turuncu takım elbise giymişti. Turuncu takım? Turuncu. Hı -hı. Deli dehşet güzel bir şey yani. Serkan abi inanılmaz. Çok imrendim. Kaya bizi izliyorsa o Bir takım hem takım. turuncu hem güzel olabilir mi ya? Abi çok iyiydi ya. Hakan'ın ama böyle... <laughs> e, Fantastik. ilginç tarzlara ve renklere karşı bir sempatisi var ya. Yani böyle çok... Tabii. Aykırı renkler de seviyor. O yüzden Oğlum. bence hoşuna gitmiş olabilir. Hatırlar mısın bir gün? Hatırlamaz mıyım? Parlak... Pembe bir ceket giymiştim eski çalıştığım kurumda ya. Evet. Son günündü <gülüyor> 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 ee, <gülüyor> Hakikaten çok güzeldi. Ee, seviyorum ben öyle renkli şeyleri. Evet evet sende var hmm. öyle bir sevgi. Sen de var öyle bir sevgi derken. <laughs> bu mumun niye <mabini> her şeye gidiyor Serkan abi? Ben anlamıyorum ki içeride içeride. Evet kalkanalım. Trabzonlu. Genç. Şimdi da renk hoş demişken Trabzonspor kazandı ve ligin rengi artık iyiden iyiye Çok güzel bağladın. Ee, başka bir hal almaya başladı. Evet. alaca bir renk var böyle çok güzel bir renk. çünkü şu Galatasaray kazanıyor, Beşiktaş kazanıyor. İşte tablo burada. Fenerbahçe e, yarın Gaziantep deplasmanında Adana Demirspor kazandı. Çok güzel bir hal almaya başladı ya lig. Kıvama yani, geliyor yani, kıvama yavaş. Kıvama geliyor yavaş yavaş da. Bir ciddi bir avantajı var. Fikstür de var. Ee, ben defterimi alabilir miyim sevgili e, Ömer? Çok güzel bir e, ligin devamı bizi bekliyor. İkinci yarı bizi bekliyor aslında. Serkan abi ne dersin? Yani puan cetveli hakikaten e, Galatasaray biraz koptu. Ama e, Fenerbahçe şimdi eksik maçını da e, kazanarak o da ilk yarının son, kendi ilk yarısının son maçını çok oynayacak. Şimdi tabii misin? bir tane fazla takım olduğu için her haftada bir takım bay geçtiği için hesap biraz karışık gelebilir ama bu hafta, ilk yarı tamamlanıyor evet, yani izleyicilerimize evet. futbol sever bu haftayı ilk yarının sonu olarak adlandırabilirler ligde ilk yarının lideri Galatasaray oldu sonuç itibariyle e, fakat Trabzonspor bu akşam çok önemli bir galibiyet elde etti ben e, bir kere en başta maç öncesi bilmiyorum takip edebilir miyim? Şöyle mi? bir şey söyledi ben hatırlatayım Serkan abi e, Abdullah abici. dedi ki hmm. içeriden dışarıya çok ciddi bilgi sızdırılıyor hmm. ve bundan çok rahatsızım dedi. İçe, en büyük sıkıntı dediği peki içeriden. Hayır, takım içerisi ayrı yönetim kurulu ya, ayrı. Cam, yani şöyle hem yönetim hem takım içerisinde. Çünkü ikisi farklı. Şimdi takım Her... içinden bilgi sızması evet. başka bir şey, yönetimden ya, bir sızması başka. Bir kere ben size bir şey. biraz insan yani Kime içeriden içerden bilgi vereyim. Ee, bir kere zor günler geçirdi Abdullah Avcı ama bugünkü Başakşehir e, galibiyeti e, perçinledi biraz durumu ama bugün Başakşehir'e puan kaybetse hatta hmm. yenilse bile durum değişmeyecekti. Trabzonspor'daki karar verici mekanizma duayenler, kanaat önderleri abi, Abdullah Avcı ile sezon sonuna kadar devam kararını evet, aldı. Serkan aldım. abi noktaladığında çok önemli bir konu var. Onu Noktaladım soracağım. devam. Bugün Adana Demirspor Ankara Gücü maçı var. Ya o ne ya? Orada şimdi, bir gol var. Şimdi oradaki gol. Ankara Gücü'nün verilmeyen golü. Hmm. Sayın Faruk Koca da açıklama yaptı. Murat Sancak'tan bir açıklama geldi. Cevaben. Diyor ki bugün oynanan maçta ilk, yarı, ilk yediğimiz golde sayılmayan golde bir foul görmedim. Hakem vardı 4-5 kez pozisyonu seyretti. Foul olduğuna karar verdi. Ne diyeyim keşke gol verseydi. Taraftar ve oyunculara, oyuncularımızda oyuncularımızla galip geldik. Ankara gücü, Faruk, Ankara gücü Başkanı Faruk abime geçmiş olsun. Allah yollarını açık etsin diyor. Ee, güzel önemli. açıklama. Çok güzel Önemli açıklama. açıklama. Vallahi Murat Sancar'ın bundan bir önceki açıklaması biliyorsun E bu ligde birinciye ikinciye üçüncüye karar vermişler kimi düşüreceklerine karar vermişler şeklinde bir açıklamadan sonra e, Adana Demir Spor lehine Murat Sancar'ın takımı lehine böyle vahim bir hakem hatası olunca evet. e, dikkat çekmişti yani bu kadar kısa mesafede değil mi hani sen diyorsun düşeceğim Tabii. belli kalkan belli transfer yapmayacağım belli, diyorsun 1-2-3-4 belli ben transfer yapmayacağım diyorsun sonra <laughs> ya bence buz gibi gol bencesini bırak herhangi birine göre tabi yani nasıl izleyip de onurda faale hükmetti? Burak Şeker İnanmak genç bir hakem değil. E, gaflete düştü diyelim. E, fakat Murat Sancan bu açıklaması en azından Ankara Gücü camiasında e, bir soğumaya neden olacaktır diye düşünüyorum. Ben bugünkü Trabzon galibiyetine dönmek istiyorum. E, Trabzonspor'da Uğurcan e, eski Uğurcandı. E, evet. o bir, bir anlamda biraz güven tazeleme ihtiyaç duyuyordu bugünkü performansıyla Başakşehir gibi önemli bir rakip karşısında çok. Şu rakamlara rağmen bugün Trabzonspor 3 puan aldıysa bunun en önemli kahramanı bence Uğurcan'dır. Bilmiyorum Evren sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle Trabzonspor'un büyük maç oynama alışkanlığıyla görece daha kağıt üzerinde kolay maç alışkanlığı arasında ben fark olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını daha konsantre, daha taraflarıyla bütünleşerek daha doğru oynayan bir Trabzonspor var ama Karagümrük'ten 4, Alanya'dan 5, yen de Trabzonspor. Şimdi bu çok anlamsız geliyor bana. Bunu çözmesi lazım. Ya deplasmanlarda evet. Ankara gücü maçı var. Beşiktaş'la evet, beraber çok kaldı. Çok kolay gol yiyen bir, bir Kayseri takım Yani. Bu büyük bir handikap. E bugün çok kritikti maç. Çünkü zirveye tutunmak için, şampiyonluk yarışında ben de varım demek için çok kritikti. Beşiktaş'ın da kazandığı. Fenerbahçe'nin ben Gaziantep karşısında galibiyete yakın olacağını düşünüyorum. Gaziantep'in içsel problemlerinden dolayı. Dolayısıyla böyle e, kaybetmemesi gereken bir haftada evet Trabzonspor Cebir'e 3 puanı koydu, ona devam ediyor. Ama, amaya kadar tamam. E, içeride Abdullah Hoca'nın çözmesini e, talep ettiği, başkanın çözmesini talep ettiği bazı problemler var. Oyuncularla iletişim konusunda, oyunculara oynatmak istediği oyunu ikna ettirme konusunda ben problem olduğunu sezon başından beri düşünüyorum. E, yavaş yavaş da ortaya çıkıyor bu. Bir grup geldi. Bir grup şampiyon oldu geçen sene ama bir grup geldi şimdi yeni. Ama o grupta Abdullah Hoca istediği oyunu geçen seneki gibi oynatamıyor. Hoca da bundan yana zaten görüş belirtiyor. Kötü takım değil. Daha sert bir oyun istiyor. Hoca. Evet evet. Oyuncuların çok e, ürkek olduğunu e, ve bazı pozisyonlarda daha sert olması CEO gerektiğini. Zaten. Evet birkaç oyuncu var ama genelde daha sert bir oyun bekliyor. Açıkçası yönetim evet Abdullah Hoca destek verdi. Bugün de maçtan önce taraftarlar da destek verdi ama bizim ülkemizde maalesef birkaç mağlubiyetten sonra yine o sesler çıkabilir. Abdullah Hoca'nın kaybetme lüksü artık kalmadı. Şöyle Evren. Beraberlik e, dahi artık. Rakiplerine nazaran daha iyi bir fiksürünün olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Çünkü ikinci yarıya İstanbulsporla başlıyor. Hatay deplasmanına gidecek. Ardından Antalya evinde doğru hatırlıyorum. Galatasaray deplasmanına gelecek. Dördüncü hafta. Ikinci Galatasaray yarı maçına kadar dokuz yapması lazım. Dokuz yapması gerekiyor. Yani 7 e... bile yetmez biliyor musun? Tabii 7 bile yetmez. Ee, arkadaşlar... Aynı şey Beşiktaş için de geçerli evet. bu arada. Bir seri Abd lazım. Abdullah mi? Avcı için kritik maç Fenerbahçe maçıydı. Onu kazandıktan sonra evet e, inişli çıkışlı bir grafik devam etti. Kötü futbol devam etti. 5 gollü mağlubiyet falan yani kolay kolay hazmedilecek şeyler değil Trabzon camiasında. Ama e, Abdullah Avcı ile ilgili e, kalem kıranlar hocanın tabiriyle konuyu kişiselleştirenler kaybetti gözüküyor. Ben size biraz hani camia içinden söyleyeyim bunları. Ee, hoca şey dedi, çok enteresan bir şekilde, burada hepimizin öncelikli e, olarak hizmet ettiği yer, profesyoneli seçilmişi, e, Trabzonspor. Tabii. Kişilere hizmet etmek diye bir şey yok ki dedi. Ama dedi falan filan, yani orada bir kişiselleşmiş, kendi üzerine hı hı. veya kulübü, kulüp içi dinamiklerde bir şeyler kovalayan belirli bir klikten bahsetti. Ee, benim Öğrendiğim edindiğim bilgiye göre de Abdullah Avcı çok çok büyük bir maraza çıkmadığı takdirde şu görecek olay fikstürde de çıkacak gibi durmuyor bence ya da kendisi bir anda sinirlenip istifa etmediği sürece değil başkan Aoğlu Trabzonspor'da herhangi birisi şu anda Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına sebep olan kişi durumuna düşmek istemez. Tıpkı durum Sergen Yalçın Beşiktaş sürecini andırıyor. Evet. Sergen Yalçın Beşiktaş sürecinde Ahmet Nur Çebi biliyorsunuz hani filmlerde savaş filmlerinde bir el kalkar komutan hmm. böyle durur 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 ne zaman ateşleyecek geliyor adamlar falan filan sen de heyecanlanırsın adamlar sabırsızlanır falan arada bir tane ok fırtar. Ateşler ama çok yaklaşmıştır Menzili hesaplamak falan. kazık sahnesi. Gibi yani mesela. Ahmet Nurçelik mesela bu, bu zamanlama konusunda ben daha iyi bir başkan görmedim. Kapattım gözlerimi. Neler yaşadı neler yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat e, bu sene Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına sebep olabilecek bir yönetici kişi veya irade Trabzonspor'da şu an için yok. Abdullah Avcı ile bu sezon tamamlanacak. Yani bu racon kesildi onu söyleyeyim ve Acu, Abdullah Hoca ile yani yolların devam et, yolların ayrılmaması gerekiyor. Yani bu yola beraber çıkıldı. Beraber bir noktaya gelindi. E, geçen sene şampiyon olan bir Trabzonspor var. Ben bu sene sıralama ne olursa olsun Abdullah Hoca de yola devam edilmesi gerekiyor. Öyle zaten olarak. mantıklı olan da yani o zaten çünkü, ayrıca. Çünkü e, her sene şampiyon olunmuyor. Her sene zirveye oynanmıyor. Trabzonspor şampiyonluktan kopabilir. Şey çok enteresan. Bir süre sonra ama yolları ayırmamak lazım. Şimdi belki. açıklamaları tek tek bakıyorum tabii aralarından ince eleipsizlik dokuyarak hı hı. bakıyorum. Maç öncesi şöyle bir şey diyor. Serkan abi. Evet abi çok acayip çok bir açıklama doluyor. yaptı. Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor. Evet. Demek ki tesisler. Medyada dedi ama ay sosyal medya kulübün paylaştığı görüntüleri mi diyor yoksa bilgi olarak no, medyada, haber yapılıyor mu? Haber yapılıyor. Tamam. Ben o videoyu diyor zannettim. Abi çok enteresan değil mi? Yani bana biraz garip geliyor bu açıklamalar. Ya ama eee ya bu, bu şimdi mi oluştu peki? Ben ya Bence biraz Abdullah Hoca... Hoca şunu söylemeye çalışıyor. Açık ve net konuşayım. Beni yemeye çalışıyorlar. İçeriden. Doğru. İşte şimdi mi oluştu? Bu şimdi oluştu. Bence geçen, senede geçen Abdülhoca sene de vardı. Abdullah Hoca geçen sene şampiyon olamasaydı şu an Trabzonspor'un başında olur muydu? Olamaz. Bu inşallah. takvimde bu skorlarla. E o zaman yani şimdi mi başladı? Geçen sene başladı. Hoca yani bunu Abdullah Hoca birilerinin anlatması gerekiyor. Eminim kendisi zaten idrak ediyordur ama birilerinin Abdullah Hoca destek olması gerekiyor. Ben Abdullah Hoca'nın yalnız olduğunu düşünüyorum. Evet, geçen, geçen yalnızlık gün, çekti ama şu anda evet. işte o biraz toparlandı gibi. Akdeniz. Yani skora, ya Abdullah Hoca bence şöyle bir teknik direktör değil. Bazı teknik direktörler ülkemize skora bağlıdır ya. Hı hı. Abdullah Hoca bence skora bağlı bir teknik direktör olmamalı. Yani <laughs> Ya şimdi öyle bir durumda bak taraftarı da anlamak döneme, lazım. Döneme göre, de, göre değerlendirmek bak, lazım. Bak kötü niyetli insanlar var evet. Maalesef. Kötü niyetli insanlar var. Abdullah Avcı sadece camiadan çıkma değil diye hı hı. işte Trabzon kentinde ikam, ikamet etmedi bir diye. Bir direnç var hocam. da ee, istemeyenler var. Bak. Ee, ya sonuçta Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la yolları ayırdı, Galatasaray'ın Fatih'in yolları ayırdığı bir futbol hı. kültürümüz var bizim. Yani Abdullah Avcı'yı yemek de o kadar zor değil aslında hele hele Trabzon gibi bir yerde. Güçsüzse çok kolay. 3-5 yerel medyacı, 3-5 kanaat önderi bir araya gelip bir anda tepe taklak Tabii. götürebilir ki Abdullah Avcı direkten döndü. Okan Buruk ya şu anda lider, ayakta alkışlanan adam. O da kaç kere, iki kere direkten döndü bu sezon. Beşiktaş Başakşehir serisi olmasa durum çok, fark çok farklı olur. Direkten döndü. Tabii. Şey yani, yani şu anda e, Abdullah Avcı'nın e, bugün kazandığı maç evet bence bir şans golü. Daha doğrusu Volkan Babacan'ın senin kıymetli arkadaşının hiç yememesi gereken bir golü ee, çok yumuşak bir top üzerine gelen top bacak arasından tabiri caizse mazur görsün e, futbolda böyle bir tabir var yumurtlama denir değil mi? Yani başka evet. bir şey denmez Arcona'da da yapmıştı bunu Avrupa Şampiyonası'nda Ve dünyada Se pek çok 84. ünlü kaleciler de e, böyle başına gelir büyük evet, kaleciler evet. böyle gol yer işte e, Volkan Babacan kariyerinin en talihsiz gollerinden birini yedi. Yoksa Trabzon'un bugün kazanacağı yok. Bu istatistiklere bakarsak da mami ekrana getirirse yani %61 39 toplu oynama üstünlüğünü bir kenara çektim. Kalesine çekilmiş 17 şut var. 3'ü isabetli gözüküyor bunların ama ben bundan daha eee Uğurcan'a e, işaret eden bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Yani ha üç tane top geldi, üçünde Uğurcan çıkarttı gibi değil. Uğurcan bayağı kritik yan toplar, bayağı kritik hamleler, zamanında kaleyi terk etmelerle resmen mağlubiyeti engelledi. Burada 3 puan doğrudan bence Uğurcan'a yazar. Ee, her şeye rağmen bugünleri bu günleri gören, Süper bir şampiyonluk yaşayan Başakşehir'in tüm temelini atan, tarihinde altın harflerle ismi yazan Abdullah Avcı'nın bugün belki çok iyi bir oyunla olmasa da bir şans golüyle de olsa kazanması da onun onun için bence önemliydi. E bazı e, günler iyi e, olur, aranmaz. Trabzonspor'da biraz artık biraz soğuma evet. zamanı. Ömer televizyona Kesinlikle. bakar mısın? bazı evet. günler iyi oyun aranmaz bu da o günlerden biriydi aslında. Aynen aynen bu yani kötü gün. Bugün sadece 3 puan hedef. E i̇yi oyunu da eklerse Trabzonspor ancak o zaman başarı gelir. Yani kötü Kesinlikle. oynayarak bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Oyununuzu süslemeniz lazım. Hoca da bu oyundan memnun değil. Hoca ile konuşma şansımız oldu geçen gün telefonda uzun uzun konuştuk. Ne ve... diyor Abdullah ya hoca mesela, mesela? Şu süre ya... ne diyor Hamşik? Onu evet soğuyor. Ya Hamşik hocaya. mesela bu takımın en önemli ismiydi geçen sene şampiyonlukta. Hamşik'in temposu biraz düşük. Hamşik'in biraz geldiği var. günden bu yana evet onu idareli kullanmak doğru yani kullanmak. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Sözünü keseceğim valla. Josef e, Joseph hı hı. kendi de söylüyor. Sakatlığım var, tempom çok düşüktü diyor. Koşamıyorum, ağrılarım var buna rağmen sahadaydım. Tempomun düşüklüğü sakatlığım nedeniyle diyor. Ama çıkıyor mesela son dakikada Beşiktaş'ın bütün umutlarını yeniden yeşertiyor. Ya yani Hamşık öyle bir oyuncu ki size öyle bir pas atar. Yani bugün mesela 60'tan sonra ya. sıkışan oyunda Trabzonspor adına iki tane araya bıraksa belki de çok rahat bir 20 dakika izleyecek Trabzonspor taraftar. Yani bazı oyunculardan hoca performans alamıyor. Almak istiyor. Bence orada bir sıkıntı var. Sadece ee, kondisyon değil. Sağ önde mesela Vizcay'ı sordum hocaya. Ee, dedim hani nasıl çözeceksiniz? Transferle mi yoksa içeriden mi devşireceksiniz? İçeriden denedik dedi. Yani içeriden uğraşıyoruz sağ öne bir oyuncu için. Mesela Abdülkadir'i zaman, zaman zaman ömürü orada kullanmayı bence deneyecek ama transferle çözmeye çalışacağız dedi. Buradan Trabzonsporlu bizi izleyen taraftarlarımıza Trabzonspor, da Trabzonspor yeni de söylerim, bir kanat transferini imza e, e, sağ ön için e, Trabzonspor'un çalışmaları e, devam ediyor öyle diyeyim. Güzel. E, özellikle stoperi mesela sordum Danceville konusunu. Densvil'den dance e, çok fazla verim alınamadığını hoca ifade ediyor. O zaman bir bir dakika. Burada ben gazeteci olarak şunu sorarım. Hı -hı sezon başında bu kadar yüksek maliyetlere neden Densville sözleşme Çok ediniz? doğru. Bazen ülkemizde şöyle oluyor. Yerli yabancı, oyuncu ayırt etmek sizin söylüyorum bunu. Sözleşme uzatmak bazen tabii ki iyi. Ama bazen de oyuncuların performansını direkt etki ediyor. Tarihte çok örneği var. Sözleşme uzattığınız zaman oyuncuyu, oyuncunun performansını eksilten bir durum haline gelebiliyor. Bence Dansville'de de böyle oldu. ya yani bazen uzatmanız doğru olmayabiliyor maalesef. Halbuki istikrar çok önemlidir. Onun dışında şeyi sordum hocaya bu e, tepkiler işte Trabzon'da dedim hani şey nasıl refleks nasıl? Serkan abi dediklerinin benzerini ifade etti. Yani hoca kendine güveniyor. Destekten de tarafların desteğinden çok mutlu, çok etkilenmiş, evine gelmişlerdi hatta taraftarlar Yılgın değil yani. Bence evet, de. hocanın e, motivasyonu ben iyi gördüm. Aynen. İyi inançlı. E, çünkü bir noktaya kadar getireceğini düşünüyor. Sadece sertlik konusunda tabi biraz daha sert bir takım istiyor hoca. E, onu umarım o istediği kıvama getirir. Aksi halde ben özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin böyle giderse e, yalnız kalabileceğini düşünüyorum zirvede. Hatta Beşiktaş'ın arkadan destek olabileceğini bir Evet ya. orada sanki daha Galatasaray miyiz? ile Fenerbahçe biraz ayrılacak Muhammed. gibi geliyor bana. Yani ben size şöyle şu an yakın ama Galatasaray ile Fenerbahçe bence o kadar rahat ayrılamayacak ya. Daha bir süre Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Fenerbahçe Başakşehir, Adana Demirspor, Beşiktaş ve hatta Trabzonspor tarafından forse edilecek Sorunlar bence. var. Yani mesela Başakşehir'de, Adana Demirspor'da, Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da birbirine benzer, bazen de ayrı. Sorunlar çok fazla. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin hem kadrosu hem de sorun e, ortalaması diyeyim. Kadrosu daha iyi, sorunlar daha az. O yüzden bence ilk iki devam eder gibi. Yok şu anda diye ben bir süredir söylüyorum zaten birkaç gündür kopacak gibi Ligin sanki Ligin En güçlü şampiyonluk adayı artık Galatasaray. E, es Fenerbahçe'ydi bundan 15 gün önce. Tabii. 15 gün önce Fenerbahçe'ydi. Ama şu an Galatasaray aksini iddia eden ne kadar konuşurum ama bu Galatasaray şampiyon olacak demek değil. Tabii. Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın müzesinde demek hiç değil. Ee, daha çok bu köprünün altından sular geçer. Ligin ilk yarısı bu hafta bitiyor ya. Daha neler Bitti. yaşanacak? Yani Anastasios Makasetas. Bir de Beşiktaş'ın da bir maçın Buyurun. eksik olduğunu söyleyelim. Geleceğiz. Antalya Gelelim mi? 14 Şubat'ta oynayacak Beşiktaş. Bakasetas çok büyük futbolcu. Bakasetas muazzam oyuncu. Ne demiş? Aslında kolay bir maç olmayacak. Değil Olmadı değil? zaten. Hoca kalacak mı gidecek mi söylentileri vardı. Bak, bu işleri bak, zorlaştırdı. Bak, bak, Aa, bu işlere girmiş. Bir dakika. Bakasetas belli oldu. Bu işleri zorlaştırır. Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız önemli olan reaksiyon gösterebilmektir. Ben de o reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Abdullah Hoca'yı yemeye çalışan... Yok o değil. No, Hayır, bence o, avcıcı. söyleyeyim. Hayır. Bakasetas neden? Hayır. Abdullah Avcı 3 Çekilmiş? Hafta, Abdullah Avcı 3 hafta önce futbolculara hedef göstermişti. Hayır. Evren bana Bakasetas savunuyorsun. Yanlışa gidiyorsun. Bakasetas'ı o Hayır. <gülüyor> <Ainsin>. <gülüyor> yok yok bence Evren Ak. Ben de Evren gibi düşünüyorum. Bir dinle Bakasetas beni. Bakasetas avcıcı. Heh. Hoca şunu dedi çünkü. Evren keşke elimde birkaç tane daha bakasetası olsaydı. Ha. Ha. O zaman hayır. Bu ne ki biliyor musun? Hayır. De, dertleştiği adam bakasetası. Bu ne biliyor Hap musun Hakan? Bunu açıkça söylemesinin sebebi zaten hoca Beraber ile olan. Beraber sırtaki yapıyorlarmış. Evet abi. Ve hoca ile olan ee, samimiyeti, hoca ile olan ciddi yoğun bağ bunu konuşturuyor. Bunları söyletiyor daha doğrusu. Yani bu, bu lafları ettirmesine sebep hoca ile olan bağı. Ha. Çok güçlü. Birbirlerine sıkı sıkı bağlılar ve o yüzden diyor. Aslında takıma mesaj bu Hakan. Bakasetas evini ziyaretine gitti önceki gün diyor Ozan Gündüz. Vallahi bilmiyorum. Abdullah Avcı'nın Bakasetas e, en güvenli isimlerden birisi. Yani sadece e, sportif olarak sahada değil, saha dışında da, takım içi toparlama işlerinde de. A, Bakasetas gerçekten bir lider, takım lideri arkadaşlar. Yani Hamşi'yi yedek bırakmak Bakasetas varken kolay. Bakasetas'ın yoksa Doğru. Hamşi'yi nereye yedek bırakıyorsun sen? Yani, yani Abdullah Avcı ve Bakasetas ikilisi, ya Fuat bak, Aktağ, cümlenin... Serkan Korkmaz ikilisi gibi mi? Bana onu söyle. Ben cümlenin içinde sana bana yanıtını onu söyle. veriyorum. Bana bak. yanıt verme. Yanıt cümlenin içinde. Bana yanıt verme. Bana bunu açıkla. <laughs> Abdullah Avcı, Bakasetas, Serkan Korkmaz, Fuat Aktağ ikilisi gibi mi? Ee, Ayhan Avcı, ee, ben Muhammed bizim kadar didişiklerini gibi... sanmıyorum. <laughs> yani. Valla yani bak bana ben bunları sana çok net söyleyeyim. Allah ya. Burada... Hani bu şimdi bilgi değil. Bu ana kadar hani bilgiler, izlenimler, Aha. yorumlar yaptık ama... Yani bir şüphe, bir gazetecilik şüphesi. Şimdi Hamşin yedek kalma hikayesi mi acaba böyle bazı şeyleri köpürtüyor ya? Hmm. Yani Hamşikçiler... Bakasetasçılar Hamsin. gibi bir durum mu var? Yok. Ha. E ne peki? E, Evren neyse sen de söyle. O var mı yok? Bu var mı yok? Ya, şu var, var mı yok? Levent Tüzemen gibi Levent Tüzemen Ben biliyorum ama Levent anlatmam. Levent abi ya iyice bunu kendine benzetmişsin. <laughs> deplasmanlara beraber gide gide Levent ya. Levent abi şöyle der mesela. Ben, İnanılmaz ben bir şey. Ben Galatasaray'ın 7 gün sonra golcü olarak kim alacağını biliyorum ama söylemem. Aynısı ya. ya. Benim öyle değil. Diyorum ki Bakasetas mı diyorum değil. Değil. Hamsik mi? Değil. Başka hocam oy... mı değil? 23 20, kişi saydım, hiçbir tanesi değil diyorsun. Kim abi? Orhan Ak mı abi Abdullah Avcı'nın konsiyer kazan. Kim? Gülmekten öksürük görsün. Ya bir Egemen korkmaz olayı var mesela. Egemen korkmaz. Ama Egemen hoca okuyor. kendi gitti. Abi. Egemen kendi hoca gitti. çok gitti. değişik bir Ama adam. Ama geliyormuş. Geri biliyor musunuz? Ya onu Oo. Biliyorum. Bu önemli bilgi. Bu önemli bilgi. Ne zaman bilmem. Ama Egemen korkmaz. Dönüyor. Onu Oo. biliyorum. Oo. Trabzon Spor'da e, hocanın çözmesi gereken çok mesele var. Sadece bu. Oyuncularla olan mesele değil. Serkan abi Trabzonspor'daki medya e, etkisini zaten çok iyi bilen isimlerden bir tanesi. Bence Hı. onu da çözmek gerekiyor. E, çok fazla hocanın çok cephesi var öyle söyleyeyim Hakan sana. Yani oyunculara bakarsak eksik bakarız. Olay oyuncular değil. Tamamına bakmak lazım resmin. Başka faktörler de var. Trabzonspor'daki sorun sadece oyuncular değil öyle diyeyim sana. <laughs> Mami e, Muhammed ben e, Mevlüt'ten bir e, grafik istemiştim. Geldiği zaman bana yazmışsın. Şimdi gördüm. Verelim. Mauro Icardi Galatasaray TV özel açıklamalar yaptı. Evet, denize spor maçına tekrar geri döneceğiz. Türkiye'ye geldiğimden beri herkes Fenerbahçe maçının önemini bana hissettirdi. Oynayabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten büyütüldüğü kadar keyifliydi. Türkiye'nin en büyüğü olduğumuz için her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Derbi de olabilir, lig sonuncusu da olabilir diyor. Mauro Icardi. <laughs> Devamı da varmış. Ee, keşke onu da atsaydı Eren. Galatasaray Stadında Galatasaray inanılmaz. Stadında inanılmaz bir atmosfer var. Birçok büyük kulüpte oynadım ama en iyisi burası. Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Umarım Galatasaray'da daha fazla hikaye yazarım. Buradan bonservisinin alacağı ee, izlenimini, ben Galatasaray benim bonservisimi almak isterse kulübe yardım ederim. Paris Saint Germain'le konuşurum. İzlenimini aldınız mı? Ee, tabii ki net aldım diyemem ama almadım da diyemem. Hani burada Galatasaray tarihini umutlandıracak bir e, hitap var. Ama işte kulüp televizyonculuğu böyle bak. Evren de çalıştı. Galatasaray TV'nin ilk prototipini yapan çalışma grubundaydım ben. Rahmetli Can Aydın'la beraber. Allah rahmet eylesin. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Ee, işte kulüp televizyonları çok güzel içerik üreten taraftarlar için önemli. Galatasaray TV olsun, Fenerbahçe TV olsun, YouTube'da Beşiktaş iyi işler yapıyor. Senin çalıştığın dönemde Beşiktaş TV'de de iyi şeyler oluyordu. Ama işte o soruyu soramıyorsun abi. Nasıl sorsun? Ben hani arkadaşa eleştirmek için söylemiyorum ama hani olayın fıtratına ters. Şimdi Doğru. Icardi ile özel röportaj diyorsun. Değil mi? Hı hı. Heyecanlanıyoruz. Ben de heyecanlanıyorum. İkardi ilk defa özel röportaj soru verecek. Önemli. Ama en sorulacak soru ne? Baba senin bomb servis alınır mı? Alınırsa tepkin ne olur? Galatasaray'da devam etmek ister misin? Yoksa hani atıyorum. Belki de adam diyecek ki ben ülkemde bitirmek istiyorum kardeşim. Vanda'yla boşandık ama ben onun yanında olmak istiyorum diyecek. Anlatabildim mi? Yani bu soruyu sorun, sorun sorarsan ancak özel röportaj yapmış olursun İkardi ile. Ee, yoksa e, ama tabii ki Icardi gibi bir adamla özel röportaj yapmak da kolay değil. Şu anda Galatasaray muhabirlerinin hepsinin hayalini istiyordu tabii ben Bence kulüp ki... kanalında konuşması normal. Ama evet. abi o zaman bu soruyu da sordurtun. Bak şimdi evrenle biz abi kardeş Hı -hı. Galatasaray TV bünyesindeyiz. Diyorlar ki Galatasaray TV'ye Icardi'yi konuşturun. Hı -hı. Tam zamanı. Adam şu anda istim üstünde. Taraftar evet, kopuyor. zirvede. Galatasaray'da storlarda yok satıyor formaları. Hı -hı. Tamam ama başkan ya da yöneticim konuşturalım. Fakat bu bonservis sorusunu sormamız lazım. Yani o başka türlü de sorulabilir. Yani illa i̇şte ki bonservisine bonservis alınacak bir yani şey değil. Mesela şimdi bir de şöyle bir şey de var. O Baş soru sorulmalı arkadaş. Evet, başka yerden sorulmalı. O de sorulabilir. sorulacağını şey şimdi... Icardi'de bilmeli. Şimdi yadırganacak bu söylediğim. Yani aman bir röportajdan önce nasıl yapılır? E hiç olmamasından daha iyi değil mi Hakan? Ya şöyle. Soru yok röportajda. Mesela Okan Buruk Icardi'yi rahat bırakıyor. Hı -hı. Çok net. Kendi de söylüyor zaten. Ya bazı futbolcular çok özeldir işte biz senden önce Beşiktaş maç sonunda İbrahim Toraman'ı burada ağırladık. Mesela diyor ki Yusuf Şimşek çok özel bir futbolcuydu diyor. Yusuf Şimşek gibi özel bir yeteneği diyor. Mustafa Denizli Hoca diyor daha e, rahat kullanıyordu bizlerden diyor. Tabii. Ve diyor bizim sevdiğimiz antrenmanları yaptırdı. Yusuf abinin sevdiği antrenmanlar falan gibi. E, Şenol Ama, Güneş Kuvarecm'a. Şenol Güneş Kuvarecm'a. Aynı şey Icardi için geçerli. Mesela şimdi Yalçın. dün. Bakıyorum e, Icardi sinirlenerek dışarı çıktı. Yo. Bugün de bir gazeteci arkadaşımız şunu söylemiş. Bu da çok ağır bir şey bence. Yani Galatasaray taraftarının mesela ben böyle şeylere e, rağbet gösterdiğine inanmıyorum. Diyor ki Icardi kendinin gol atamamasına değil 4-0'dan sonra frene basılmasına ve lağbaliliğe sinirlendi demek yemekle haberlik yani Yunus Yıldız ya. asistini yaptı golü verdi golün atması şu bilmiyorum yani, e, yani şeydi ya, bak şimdi Icardi'nin etrafında şimdi bu söyle özür diliyorum abi. Ee, Galatasaray olası bir puan kaybında Icardi gol kaçırına veya Icardi'ye pas verilmediğinde aa Galatasaray'da gruplaşma var yazılacak aynı şekilde. Ya adamı bir rahat bırakalım. Çünkü biz bir daha belki de Icardi seyredemeyeceğiz bu ligde. Ya ben bir Beşiktaşlı olarak Icardi'yi seyretmekten keyif alabiliyorum. Bir futbol seferi yani olarak. Çok başka bir seviye. Çok başka bir seviye anlatabiliyor muyum? Ya bırakalım adamı bir rahat. Bizi yani şu an abi. Barış Alper Yılmaz Icardi ile antrenman yapıyor. Bu çocuk milli takıma gidecek diyoruz. Hı hı. Cenk var elimizde sadece. Hani en Menes kusura bakmayın. Yani ben daha hani milli takım seviyesinde görmüyorum. Mart'ta belki çok Barış oynayacak. Yapıyor İspanya'da ama. Tabii ki çok önemli yani. yani. yani Barış Alper milli takımın geleceklerinden birisi. Düşünsene. Her gün ikar değil antrenman yapıyor. Dün çok güzel bir şey söyledi. Kadıköy'de. Dün Evren harika bir şey söyledi. Sürekli çalış dedi. Gece Hı. de şeyi gördüm. Ee, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamasını gördüm. İnanın diyor çok şey öğreniyorum. Tabii. Yürüyüşünden koşu tarzına kadar. Galatasaray TV'de seyrettim. Çok önemli Çok ya. önemli bir şey benim için diyor. Çünkü diyor öyle bir yıldız Ağli ki diyor araya ve müthiş ya. yardım ediyor bize diyor. İnanılmaz yardımsever ve yanlış bir şey yaptığımızda antrenman sırasında diyor hocaya göstermeden bize bunu söyleyebiliyor. Bir diyor. de orada bir gizli antrenör de var. Mata. Tabii. tabii ki aynen öyle. Mata şu an Galatasaray'da Okan Hoca'nın birinci abi. yardımcısı. Yani birinci e yardımcısı. Yani oraya doğru gel yani Hem yaş olarak. olarak <laughs> <mi>? Yani kondisyon <gülüyor> falan. <gülüyor> <o> yardımcı olacak <laughs> kondisyonu. Şimdi iki gol attı değil mi <laughs> ama arkadaşlar birbirimizi değil mi? Evet o anlamda diyorum. Yani abi. bayağı yardımcı hoca gelmiş Mata gibiydik. tam arada şu anda. Tabii. Tam arada. Uğurcan'ın açıklamalarına bir bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Abdullah Hoca 26 aydır bak, burada. Bak, bak. Güzel hocam. işler yaptık. Daha önce de dedim bir taraftar gözüyle bakarsam 10 sene burada kalmasını isterim diyor Uğurcan. İkinci sayfaya geçelim. Arkadaşlarımızla hocamızın yanına gittik ve konuştuk. Geçen haftaki mağlubiyet sonrası tüm takım arkadaşlarım karakterli bir duruş gösterdi, kazandık. Tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık diyor. Şimdi bakın bunlar çok önemli. Bakasetas ve Uğurcan, Trabzonspor deyince akla gelen ilk iki futbolcu bunlar. Ee, cümleleri hocayla başlıyor, hocayla bitiyor Demek ki işte hocaya gittik. Ee, Soru yani üzerine biz tabii İstanbul'dan, ama. İstanbul'dan e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarı Hı. İstanbul'daki spor medyası bizler, bizi saymıyorum yani. Biz Trabzon'a çok odaklı yaşayan, baksana Trabzon'un maç sonunda yayın yapan bir üçlüyüz. Tabii. Biz olayı biliyoruz. Ama hani şu anda bize e, denk gelen insanlara söyleyeyim. Olay sandığınızdan daha ciddi bir boyutta derin ve sert geçiyor Trabzon'da. İklim çok sert Trabzon'da. Yerel medyası kulüp içi, siyaseti çok karışık ortalık. Gerilimi uğurcanla Can'la Bakasetas'ın demeçlerinden anlayabilirsiniz. Hadi biz sıkıyoruz. Bakın adamların söylediklerine bakın. Tabii. E, ama oyuncular tam destek veriyor. Ben bunu anladım yani. Ama tüm oyuncular tam destek vermeli bile. De. Yedeklere bakmak e, lazım. Sadece işte. konuşan değil. Bu tip durumlarda yedeklere bakmaz mısın? E tabii. E, bir bakalım. Esame'ye bir açarız, bakarız. Bakalım, bakalım yedeklerde yedek maraza çıkarmak mühale olan kimler var? Söyleyeyim mi? Söyle. Hazır mısın abi? Hazırım. Gerçekten mi? Söylüyorum. Muhammed Tağtepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Arif Boşluk, Marek Hamşik, Naci Ünüvar, Bardi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok. Şimdi burada Marek Hamşik ve Yusuf Yazıcı dışında bahsettiğimiz komple teorisine e, haddi olabilecek isim var mı? Mesela Lille'de şampiyonluk yaşadı değil mi? Kim? Kim? Hamşik Yusuf. mi? Yusuf Yusuf. yok yok başka bir şey söyleyeceğim abi. Lille Hamşik şampiyonlu ilk şampiyonluğunu Trabzon'da yaşadı diye biliyorum. Lille'de şampiyonluğu yaşadı. Hamşik evet. Yusuf. Mi? Milan'a gol attı UEFA Avrupa Ligi'nde. Hat-trick yaptı galiba yanlış hatırlıyorum. San Siro'da Rivaldo'dan sonra hat-trick yapan evet. ikinci oyuncu ya oldu. Mesela bir kulübe kiralık gideceksen neden Trabzon'a geri gelirsin? Bu bir. Fransa'da seni mutlaka başka isteyenler olur. Abi Yusuf'ta çok ciddi bir sıkıntı var. Yusuf çünkü çok yanlış yönlendiriliyor. Yani, yani Yusuf'un bundan sonraki hem, zaman zarfına çok süre alacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Farklı bir takıma Artık gidecek büyük Ben de büyük ihtimalle. Ee, yani çocuğun kariyer planlamasını kim yaptıysa çocuk tamamen tepetaklak gitti. Onu söyleyeyim. Abi i̇ki ben sen önce gol sevinci vardı ne güzel. Ya, bak ya bak böyle ben, ye yapılırdı evet, bir şeyler yapıyordum. Ben ya Fransızca, yapıyordum. Fransızca ama o verdiği pozlar bu konuda kusura bakmasın biraz da Zülfiyar'a e dokunacağım. Çünkü dokunmamız lazım. Yusuf'un Trabzon'a bu dönüşünde havaalanından çıkar çıkmaz başkanla ya da yan yana ya da imza töreni. Hani o ilk çıktığı anda güneş gözlüklü ve pijamalı ya görüntüsünü hatırlıyor musunuz? Abi ben burada Bak özellikle ben pijama ettiler. dedim. Beni linç ettiler. Bak, Çok dünyaca ünlü bir marka dedim. evren. O fotoğrafı bulabilir misin ee, Kamuran, Kamuran? Ben mi Yusuf'u inanamadım. Kamuran Yusuf Kamuran benim mi? tanıdığım ne? Yusuf. Çocuğun Hangi çocuğun adı? Hangi çocuğun? Bizim uzun saçlı Muhammed. Ha Muhammed. Evet abi Yusuf. <laughs> Yusuf ee, bir kere oradaki verdiği görüntüyle artık ben hani yurt dışına çıktım, geldim, ee, nasıl anlatayım? Anadolu'nun kentinden hani şeye gidersin ya. E, ben artık master bir yapmaya konuyum. falan Amerika'ya NBA'ye gidersin. Geri geldiğinde ben ya yapısım. da böyle gurbetçilerin böyle tüylü şapkalarla gelen karikatürize edilmiş halleri vardır. Ben Yusuf'u tanıyamadım. Şimdi şekle ne bakıyorsun abi diyeceksin de şekil önemli değil bence de. İşte ben mesela hayatım boyunca heavy metal müzik dinledim ama hiçbir zaman kılığımdan, kıyafetimden, saçımdan bu anlaşılmadı. Ha bunu övünmek için söylemiyorum. Yapana da çok saygı duyuyorum. Tarz meselesi. Ama Yusuf'un o şeklini beğenmedim ben. Bak Hakan da beğenmemiş. Ben söyledim burada çok büyük linç edim ya. Vallahi çok büyük linç edim. Erman abi var yayında. Dedim ki ya kusura bakmayın. Trabzonspor gibi hmm. çok büyük bir camianın başkanının yanına bu kıyafetle gidemezsiniz. Benim Yusuf'tan beklentim oraya hem havaalanına indiğinde bu kıyafet buyurun bence bunda çok bir şey yok ya. Abi, ben orada katılmıyorum. Yapma. Ha şöyle şimdi Yusuf'un bir kere bununla imza atamazsın. Eller cepte. Yanında Trabzon bu. Başkanı Allah var bir dakika. Ev, Eller evren, cepte. Yapma. Yanında Trabzon Başkanı var gözlük. Evren. Sen rak yıldızı mısın gündüz? Ee, yani güneş gözlüğü takmak normal de röportaj sırasında senin hayatında röportaj veya bir stand up yaptın mı gözlükle? Hayır ben yapmadım Ana da. Medyada. Yani bu neden ee, yapılmaz? Saygıdan. Bu şimdi bence saha içi. Eli niye cepte? Per performans bence daha önemli. Ya bu bir evet. Abi zaten işte saha içi performans bekleme benden Yok. diyor bu duruşlar. Yani ben buna Olay biliyor musun? Buna ben artık bir yıldızım. Rahat Buraya abi. geldiğinde ben artık bir yıldızım. Ya bu bir tarzdır. Rahat yani bittin. Takım elbiseyle Bak, gelseydi. Bu yaşta bitmesi çok hata. Hayır takım elbiseyle gelseydi ne fark edecek? Bence Hayır. üstündeki pijama Gözlüğü Anladım. de hayır e, gözlüğü de göz bebekleri görünmesin diye rak yıldızların taktığı gözlükten e, elleri cebinde yanında da Trabzon başkanı Şimdi var. Şimdi evren benim tanıdığım Yusuf bu değil. Şimdi olay ne biliyor musun? Takım elbiseyle Hı. şu kıyafette değil de başkanın yanında takım elbise Hı. elleri cepte olmasaydı e, takımı karıştırıyorlar dediği Abdullah Avcı böyle bir ifade kullandıktan sonra ilk Yusuf'u takım elbise giyseydi başkanın yanında bu şekilde durmasaydı Yusuf'u kimse söylemezdi. Ben yani Şu bilmiyorum. hal ve hareketler her yerde Hayır, aynı. Olay... Yusuf inanılmaz değişmiş. Doğru. Yusuf bir yıldız olmuş. Ona katılıyorum. Yusuf bir katalog yıldızıymış gibi davranıyor. Zaten... Arda'nın 3 yılda geldiği noktaya 1 ayda gelmiş gibi yani. Evet. Hayır zaten Aynen. bu bir imaj çalışmasıdır. Ve bu bir, dür... bir imaj çalışması, çalışması. Türkiye'de çalışması. de, dünyada da Birçok oyuncu mesela bu bir imaj çalışması mı? Delali'nin de mesela ojeleri konuşuldu. Dün pembe hoca vardı. Ya evet, ama bir o, şey söyleyeceğim. Olabilir yani bu bir imaj çalışmasıdır. Onu demek istiyorum. Ya yani bu değil mesele. Mesele daha önemli. Bu bir imaj Ya yani imajı mı? beğeniriz, beğenmeyiz. O ayrı konu. Ama bu bir tarzdır tamam. yani. Yusuf'u ya geçelim. Abdullah Hoca'nın söyledikleri evet. oldukça önemli. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Trabzonspor her kulvarda devam ediyor. Biz burada hizmet için varız. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor? Bunlar nasıl oluyor bilmiyorum. Şehrin en büyük markası Trabzonspor. Kimse paçasına yapışmasın. Bugün teveccühleri ve harika destekleri için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize transfer değil tra Trabzonspor taraftarı lazım demiş Abdullah Avcı. Tekrar ediyorum ama hoca. Devam mı? Ligin en iyi organize takımıyla oynadık. Belki Volkan hata yaptı ama arayışımız ve baskılarımızla üstün oynadık. 50'den sonraki bölümde Başakşehir topa sahip olarak biz de kaymaları yaparak iyi mücadele gösterdik. Avrupa'da onlara başarılar diliyorum. Şimdi ilk sayfada diyor ki... E, hoca, i̇lk sayfanın son cümlesi çok önemli. Kaybettiğinde değil, e, vazgeçti. Neyindeyse hiçbir zaman vazgeçmedik. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor bilmiyorum diyor. Ya bu çok enteresan ve çok vahim bir durum biz yani. De transfer değil taraftar lazım. Evet, tamam O, o tamam. O cümle önemli. Onda, onu söyle hayır, şu, söylüyor. hayır ben şunu anlamıyorum Hakan. Trabzon taraftarı geçen sene şampiyon olmadı mı Trabzonspor? Evet. Neden e, bu kadar tribünleri boş bırakıyor? Bu kadar kısa sürede mi yani başarı mı Trabzon taraftarını tribüne taşıyan şey sadece? Değil. Ve Trabzonspor henüz bir şey kaybetmedi. İyi futbol oynaması yani göze hoş gelen e, özellikle kendi İşte ben onu yani tribünleri bu izliyorum. ölçüde boş bırakacak kadar kötü oynamadığını düşünüyorum. Hani o ne zaman olur? Baya baya artı ümidi kesersin. Yani o görüntü Kasım, Aralık'ta olmaz. Yani Aralık ayında Trabzon tribünleri o kadar boş kalmaz. Evet. Kalmamalı. Bundan Trabzon bahsediyor. Spor Yayını için yani teşekkürler Nisan, demiş Yavuz Özüçer. Biz size teşekkür ediyoruz Nisan'da izlediğiniz olur. için. Like'larınızı bekliyoruz. Şimdi e, Serkan abi bak bu içeriden bilgi sızdırılıyor olayı e, çok geniş bir olay. Herkesi islim üzerinde bırakan, herkesin canını sıkan bir olay. Şu anda mesela örnek veriyorum devre arasında gönderilecek ilk ismin içeriden haber aklına gelmez mi? Ya yani hedef göstermek olur tabii yani böyle İnsan. şeyler düşünülür tabii insanız hepimiz. İnsan öyle düşünürüz. Öyle, düşünürüz. öyle Ama düşüneceksin yani. Şimdi ne, bazen ne de öyle de değildir bazen de şöyle olur. Performans olur. Biz de hani çok genç insanlarla çalıştık. Hani bazen Evren çok genç bir kardeşimiz diyelim ee, artık. Bir, hata <laughs> bir hata yapar bir hata yapar. Ya hadi bak sen gençsin. Ama Serkan abinin gözünde ben hep ben o, 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 o güzel bir şey. Ben o her zaman genç evet, Evren. O güzel bir Kaç şey. Kaç mesela genç Evren? 25, 24, genç 25 evren. falan. 30. 30 aynen. 30. Şimdi 30 da normal. Sen de değil. benim gözümde her zaman genç Hakan'sın. 22. Yani 14. <gülüyor> 14 <gülüyor> değil mi? <laughs> Yaptıklarıyla <laughs> değil mi? Ya sorma ya. Ee, yani Abdullah Avcı'nın şu anda... E, oyuncularla kurduğu birliktelik, gönül birlikteliği bence Trabzon'un elindeki en önemli aset. E, yönetim de tabii ki bunun arkasından gelecektir. E, yedeklere bakınca hani içeriden habersiz var deyince e, bu takımda yedek olması tuhaf olan iki ismin Hamşik ve Yusuf Yazıcı olduğu kabak gibi ortada. Ha bunlar sorunlu demek değildir. Hamşik'le ilgili Evren'e bizzat açıklaması var. Yeni açanları hatırlatalım. Diyor ki, temposu şu an yeterli değil diyor. E onu da düşünüyor yani. Hı. Onu aldım ben Hı. hocadan. Düşünüyor O zaman e, yayınımızın sonunda Düşünmüyor bir 5 dakikalık değil. bölümde de Trabzonspor'u tebrik ederim. E, Gaziantep Fenerbahçe ile karşılaşacak. Natspor ekranlarında yarın yine çok özel bir konuğumuz olacak. Tıpkı bugün Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman e, olduğu gibi yarın Serkan Balcı bizlerle birlikte olacak. Aynı, Aynı zamanda sıra. Trabzonspor'da da forma giymiş birisi. E, bir diğer konuğumsa. Oradan sen mı? yarın yok beni bırakıyoruz yarın. 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 Hayır yarın e, e, zaten sen ne? Erman ha. Özgür ve Serkan Balcı olacaksınız. Tamam. Ne kadar sen niye yoksun? Güzel. Ölüp yayın planlandığı için. E Tamam, gel burada bizimle maç seyret, gidersin tekrar. Yarın bunu masaya yatıralım. Bugün geldin ne güzel baklava getirdin. Ha, yarın baklava da geldin. Falan geldin. Yarın da halka tatlısı. Şeyi yedi Eren. Plakayı yedi biliyorsun. O getirdikleri şey vardı ya. <laughs> kutuyu mu? Kutuyu yemiş. Neyse, yarın Fenerbahçe Ya elinde. geçelim bir dakika. Serkan oğlum, Balcı. Sen, sen mesela yarın neden yoksun burada? Şimdi gelen yayın planında öyle bir şey var. Abi tamam var da bizimle birlikte maç seyret. Gel burada mesela biz de oturuyorsun gayet güzel yemek yiyoruz. Sohbet ediyoruz, çay kahve içiyoruz. olmak tabii ki beraber e olmak Tamam o zaman güzel. burada güzelse niye gelmiyorsun? Serkan Balcı önemli isim. Neden laf değiştiriyorsun? Hem Trabzonspor'da. Buradan havaya da selamlar yolluyoruz. Hem Gençler Birliği'nde. <gülüyor> hem... <gülüyor> <gülüyor> hem Fenerbahçe'de e, oynamış. Milli takımımızda da uzun yıllar görev yapmış. Çok değerli biz. E, Trabzon'un oyuncusu neden hiç gelmiyor diyor sormuş Muhammed Muammer. Germanos görüş buçuk sene oynadı abi. E, bir de Mehmet Yılmaz da daha iki daha hafta önce buradaydı bizim neydi? Yani olur mu öyle şey? Trabzon oyuncusu. Germanos selamlar yarın olacak. Valla çok zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi evet. neden? Ben Fenerbahçe kazanacak Ben de geliştim. kazanır görüşüneyim ama bak şöyle ters bir reaksiyon da olabilir. Nasıl? ya Çünkü hani futbolcular şeye veriyorlar e, söyle adını. FIFA'ya verdi Gaziantep'te 7 futbolcu. Erol Bulut da e, alacaklarını alamadığı için FIFA'ya başvurdu. Serkan abi. Evet. Böyle bir durumda Gaziantep şimdi Fenerbahçe ile oynayacak. Yani bu durumlarda hep başka reaksiyonlar da gösteriyor olabiliyor bazen takımlar. Doğru. Ya bu arada Galatasaray ile ilgili yani transfer yasağı gelecek falan filan gibi iddialar var. Şimdi Bayağı bilmiyorum. yuka çıktı. Yani zannetmiyorum. Keguli'nin alacağı, Torrent'in alacağı falan. Yani alacaklar. Büyük i̇htimalle hallederler gibi geliyor ya. Yani Galatasaray'da kimsenin dönemi. parası kalmaz. Evet. evet. Galatasaray'da transfer bitmez. Abi yok ki. Yani böyle ben, de ben de Ya Büyük takımlarda kimsenin parası kalmıyor. Evet evet. Hakikaten ben, ben zannetmiyorum transfer yasa ama bir bakıp araştırmak lazım. Şimdi e, böyle bir atmosferde böyle bir rüzgarda nasıl bir Gaziantep-Fenerbahçe maçı bekliyorsunuz? Serkan abi kısa bir yorum alayım evet. sana. Kısır bir maç bekliyorum. Çok gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. Ee, Gaziantep'in kendi evinde çok zorlu bir rakip olduğu kanaatindeyim. Belki Gaziantep kulübünde de sıkıntılar var. Fenerbahçe'de küçük çaplı bir kriz yaşıyor. Ee, ama favori tabii ki Fenerbahçe. Ben yine de çok gollü bir maç beklemediğimi söyleyeyim. Yani 0-1, 1-0, 1-1 gibi bir maç bekliyorum. Yarın Evren Gözü yayında görmek istiyoruz. Evren Gözü yarın Nat Spor'da görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yine basın falan. E, alkış emojisi yollayın. Sizden rica ediyorum. Ay, Evren, Şöyle yani kusura bakma. E... Evren sürekli almaz'a yatıyorsun. Beğeni sayısı 100 olursa Yayın bitene kadar yarın ben seni buraya kendim getireceğim. De... şöyle. Evet, Fenerbahçe için yarın çıkış maçı olur. Bence galibiyet serisi eee biraz Böyle şovlu mu olur diyorsun, gollü? Yani o biraz ilk yarıya bağlı. Ben Gaziantep'in bu olaylardan dolayı sorun yaşadığını zaten hepimiz biliyoruz. Bunu oyuna yansıtamayacağını. Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubiyetinden sonra artık e, ipleri daha da sıkarak e, Jessun biraz gaza basacağını ve Fenerbahçe'nin yarın rahat kazanacağını düşünüyorum. Bir bakar mısın YouTube mesajlarına? Şu anda nasıl Arkadaşlar teşekkür ederim alkışlayan ee, elleriniz spor, dert görmesin. Natspor YouTube sayfamızda şu anda görüyorsunuz. Ee, sağ olun. Sevinç Ay Yıldız Hanım efendi, Anıl Kılıç, Arda Yavuz, Burhan Türkkan, Oya arkadaşlar. Hazar Falas. Sağ olun. Ee, devam ediyorum. Sağ olun. Çok ee, teşekkür Muhammed ederim. Muhammed Keskin, Cihan Gürgen, Muhammed Avcı. Arada bir isim saymadın e, ya. Muhammed Keskin, Cihan Gürgen. Serkan değil, Korkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Serkan Korkmaz'dan da alkışlar geldi. Eren de Soza, Evren abi her şeyimizdir. Evren Göz Natspor'da olmalıdır. Kendisini çok seviyoruz. Lütfen teşekkür yarın ederim. en azından gelsin, e, maçı seyretsin. Kendisinin varlığı bile, enerjisi bile yetiyor yazmış sevgili Eren Soza. Levent Yalçın, Hakan Molla. Teşekkür e, ederim. Son e, artık saniyeler e, sizlerden e, beklentim beğeni 100 yapmanız beğeni 100 yaparsanız ben evrenin yarın mutlaka ve mutlaka buraya getireceğim. E, ben Onu de kalp göndererek Düşüncelerimi e, emojiyle bilmiyorum. ifade e, ettim. Kalbimi sevgili, gönderdim. Ana ben sohbeti kapattım. Sen Serkan de bir şey abi. yaptın. Buyur. Evet teşekkür ediyoruz e, arkadaşlar. Bir saniye Sağ dur ol. yazıyorlar Evren neden kapatmaya çalışıyorsun? Terledim ben çok övgüye şey yapamıyorum. Hakan sen de bir şey yazdın. Utanıyorum. Ben de oraya bir, Değişik bir emoji, e, emoji yolladım. Sağ olun var olun. E, çok teşekkür ediyoruz. E, sevgili Evren Göz ağzına sağlık. Sağ Serkan ağzına abi çok teşekkür ederim. Evren Göz kalp atmış. Evet. Evren ağzına. Göz izleyicilerimize kalp attı. İşte etkileşim işte interaktivite. İnteraktivite o. Bayağı bir dakika 92 100 olacak şimdi orası. Dur. Ahmet Keskin biz de sana teşekkür Ahmet Ke Muhammed Keskin'e çok teşekkürler. Kapanış güzel oldu arkadaşlar. Teşekkürler Günay Bey biz de teşekkür ediyoruz. Spor dünyasının John Wick'i Evren Göz. Evet. Tamam John Wick şeyleri geldi. Bu Tekin e, yazmış bir şeyler. Artık eee <laughs> Beşiktaş'ın oyunda son 4 maça bakınca lig yarışına tutulmaya çalıştığı için çok açık. Gaziantep, Adana Demirspor, Kasımpaşa maçlarında büyük hatalar oldu. Konya maçında gol atana kadar devam ettirdi hakem demiş. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz Trabzonspor'un için. Demiş bitireceğim 93'te kaldı 7 tane daha beğeni gelirse. Olsun öyle... ya o önemli değil. Önemli olan hani Hayır, güzel efendim, bir yayın olması. Yok, öyle takılma öyle şey yok. iddiayı kazanacağım. Tamam mi? yani o yani. o kadar da şey değil şu an. Yarın gelmeyecek misin? Ya tamam. Evren sen buraya yarın gelmezsen benim sana neler yapabileceğimi, arkandan nasıl konuşacağımı falan bunları <laughs> hiç düşünmüyor musun? Yapmaz mıyım? Yapar. Tamam geleceğiz yarın. Tamam, tamam. tamam. değerli Hadi. izleyenler burayı Burhan... Kesiyoruz ve alıyoruz. Değerli izleyenler çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu saatte özellikle bana katlandığınız için var olun, sağ olun. Videomuzu beğenmeyi, Natspor'a abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.